geldiniz. Ünlü astrolog Dinçer Güner karşımızda. Hoş geldin Dinçer. Ben takip ediyorum seni. Söylediklerin çoğu zaman ciddi anlamda birebir uyuyor. Özellikle son söylediğin benim için çok önemli. 2020'de çağ değişiyor demiştin. Değişti gibi bir durumdayız ki daha yılı yarılamadık bile. Gökyüzündeki hareketler nasıl bu ara? Bizlerle biraz paylaşır mısın? Hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Merhabalar. Daha çağ değişmedi. Hani daha bunun... Daha bu değişmemiş hali mi? Evet evet daha değişmedi. Sene sonu. Daha ejderhalar bekliyoruz zaten. Teşekkürler. Evet, evet. Şöyle astroloji bir sembolizm, sembol dili ve hani bunu böyle bir şeyin olabilmesinde hep geçmişte benzeş iki tane gezegenin bir araya gelmesi neler oldu ya bakıp acaba bu süreçte neler olabileceğini düşünerek aslında geçmişteki veriden yararlanarak biz önümüzdeki süreçte neler olabileceğini tahmin ediyoruz sadece ve hani bu hani evrenin aslında muhteşem bir sembolizmi var, sembol dili var. Şimdi bu yaşadığımız COVID-19 süreci ne zaman rahatlamaya başlar, ne zaman rahat nefes alırız ya da ne zaman tırnak içinde normalleşmeye başlarızı soruyorsanız eğer 5 Mayıs bunu söylüyorum sürekli önemli bir tarih 5 Mayıs çünkü 5 Mayıs'ta astrolojik olarak ay düğümleri dediğimiz iki tane gösterge kuzey ve güney ay düğümleri burç değiştirecekler. Ay düğümleri niçin önemli? Ay düğümleri şundan dolayı önemli. Ay düğümleri dediğimiz göstergeler o sene gerçekleşecek olan güneş ve ay tutulmalarının nerede, hangi konumda ve hangi burçlarda olacağını gösterir bize. Bundan ne anlayacağız biz peki ay düğümlenmesinden? Hemen söylüyorum. Ay düğümleri aslında tutulmaların nerede gerçekleşeceğini gösterir. Tutulmalar da bizim o sene içerisinde, o bir senelik süreçte biz 2020 senesi içerisindeyiz. O sene hangi olaylara maruz kalacağımızı gösterir aslında. Bu yüzden önemlidir. Hani biz senenin genelinde ne yaşayacağımızı biz tutulmalara ve bununla bağlantılı olarak ay düğümlerine bakarız. Şimdi 5 Mayıs'ta ay düğümleri ikizler ve yay burçlarına geçiş yapacak. Önemli bir şey bu. Çünkü yengeç ve oğlak burçlarındaydı. Yengecin temsil ettiği ev, hepimiz eve tıkıldık kaldık. Oğlağın temsil ettiği yaşlıları korumaya çalışıyoruz. İşte oğlakta Plüton ve Jüpiter, Satürn yan yanaydı ki bu salgın hastalıkları temsil eden bir şeydi. Ama artık bu sahne kapanıyor. Artık yeni bir sahne açılıyor 5 Mayıs'tan sonra. İkizler yay. İkizler ve yay bilgi, iletişim, eğitim ve hareket etmek ve seyahat etmek demektir. 5 Mayıs'tan sonra tüm dünyada ve eminim ki bizim ülkemizde de yavaş yavaş normalleşmeye dair tabii ki bir tedbir doğrultusu. Hani birden böyle bir parmak şıklatarak bir sihri değnekleyerek olmayacaktır tabii ki bu. Ama yavaş yavaş kademe kademe ondan sonra normalleşmeye doğru adımlar atılacaktır. Ama asıl 21 Haziran'da gerçekleşecek olan güneş tutulması çok önemli. Çünkü bu tutulma 21 Haziran artı eksi 10 günlük süreçte aslında dünya olarak bizim artık bu pandemi meselesinden artık daha ciddi oranda sıyrılmaya başlayacağımızı gösteriyor. Ne kadar güzel konuşuyorsun. 5 Mayıs'a bir hafta kaldı. 21 Haziran'da birazcık dişimizi sıksak yani 2 ay sonra falan. Evet ama zaten şimdi şöyle bir şey var. Baktığınız vakit ülkelerin hep 4-5 Mayıs'tan sonra işte okulları açmaya başlıyorlar, eğitim sistemlerini başlatıyorlar. Diğer ülkelere baktığınız vakit işte bizim ülkemizde de yavaş yavaş böyle AVM'ler açılsın açılmasın konuşmaları gerçekleşiyor. Hani bu tamamıyla ay düğümlerinin böyle burç değiştirmesiyle artık hani toplumların, dünyanın artık yavaş yavaş rahatlamaya başladığı bir zaman. Ama tabii ki ikizler yay burçları içerisinde her zaman şuna dikkat etmek gerekiyor. Yani bu konuda uyarmak istiyorum özellikle. İkizler ve yayın olmuş olduğu yerde inanılmaz bir bilgi kirliliği ve dezenformasyon vardır. O yüzden yaptığınız programlar, medya, gazeteler, yayınlar, hani burada aktarılan bilginin çok doğru yani teyit edilmeden veya kanıtlanmadan hiçbir bilginin ortaya çıkmaması gerektiğini gösteriyor. Çünkü bilgi skandallarının ya da belge skandallarının, bilgi skandallarının, iletişim skandallarının, iletişim kirliliğinin çokça da artabileceğini gösteriyor. Yani hani buranın gölge tarafı diyeyim size ya da negatif tarafı bu tutulmalar ya da bu ay düğümlerinin burç değişmesi böyle etki edebilir. Şöyle, biz Aralık ayında sevgili Fatih Altaylı ile birlikte bir program çekmiştik.
Ve biz o programda aslında 2020 senesinde hem Öner Döşer hem Hande Kazanova hem de benim birlikte olmuş olduğumuz bir programdı. Ve biz 2020'de ondan sonra üçümüz bir araya geldiğimizde eğlence yerlerinin kapatılacağını, Hande tek tek ülke ülke Çin, Rusya, Almanya, Amerika gibi ülkenin isimlerini vererek bu ülkenin çok zor durumda kalacağını, salgın hastalık tehlikesi olduğunu biz o programda aslında bahsetmiş ve söylemiştik. Ama tabii ki hiçbir zaman için şöyle bir şey olmuyor. Yani çünkü astroloji çok eleştiriye açık ve kaygan bir zeminde olan bir bilgi sistemi olduğu için hani insanlar dinlediği vakit hani çok da fazla dikkate almayı tercih etmiyorlar açıkçası haliyle. Ama hani bunları biz o programdayken aslında biz üçümüz de bu 2020'nin nasıl bir yıl olacağını ve daha önce hiç yaşanmamış. Hatta ben şunu söyledim, dedim ki bütün eğlence yerleri kapanacak bir sene bu sene bekliyor. Artı bu sene yeni çağın başlangıç senesi. Çünkü 2020 yepyeni bir çağın başlayacağı, eski sistemlerin çökeceği, yani kullandığım cümle aynen böyleydi. Bütün sistemlerin yıkılacağı. Ekonomik anlamda büyük bir global bir krize sürükleneceğimiz ama 2020 sonu itibariyle toparlanacak bir süreç olduğundan bahsetmiştik mesela. Bu mesela harika hani, benim için şöyle çok ciddi önemli bir döne bu. O yüzden senin bundan sonrasıyla alakalı genel bir öngörün bir ülkemiz... İki dünya ile alakalı ben rica edeyim. Bir, ülkemizi ne bekliyor yakın gelecekte? 5 Mayıs 21'si. Ve o kadar yakın olmaz. Yani benim hani evet. Ben senden öyle 5 Mayıs 10 tane değil. Ama mesela bu yılın sonuna kadar ve gelecekteki 5 yılla alakalı senin öngörün nedir astrolog üzerinden baktığında hislerin, duyguların, bilgin? Okey, hissim ve bir duygum yok. Hani bilgiyle hareket ediyorum ben. O bilgilerin üstünden okuman anlamında söyledim. Şunu sormak istiyorum tabii ben. Bunu bir pandemi çevresinde bir cevap mı istiyorsunuz? Hayır. Pandemi değil. Pandemi değil. Okey. Şöyle ki hemen cevap vereyim buna. Türkiye özellikle bu sene aslında Mart ayında çok önemli bir gezegen geçişi meydana geldi. Yani Satürn dediğimiz bir gezegen burç değiştirdi. Bu önemli bir şeydi çünkü 2,5-3 senede bir değiştirir ve bizim yeni sınav alanlarımızın ne olduğunu gösterir bize. Şimdi Satürn dediğimiz gezegen Türkiye haritasının, çünkü nasıl hepimizin bir doğum haritası var, parmak izi gibi, ülkelerin de kurulmuş oldukları ana özel oluşturulan bir doğum haritaları var. Evet. Bu haritalar üzerinde bu Satürn dediğimiz gezegen Türkiye'nin ekonomiyi gösteren alanda seyahat etmeye başladı. Vergiler, ekonomi, finans bu alanda. Fakat Satürn'ün şöyle bir özelliği var. Önce sıkar, eğer ki gerekli tedbirler alınırsa ve doğru adım atılırsa sonradan güçlendirir. Çünkü Satürn'ün meselesi yapılanmak ve güçlendirmek demektir. Bu yüzden Türkiye'nin önümüzdeki 2 sene boyunca ama özellikle bu sene sonu itibariyle ekonomik anlamda güçlenmeye başlayacağı bir seneye doğru yol alacak. Ama evet. Tabii ki dünyada sonuçta büyük bir kriz var ve ister istemez bütün ülkenin etkilendiği bir kriz bu. Biz de ucundan kıyısından az da olsa bundan etkileneceğiz ama biz buradan güçlenerek çıkacağız. Bunun en büyük sebebi bu Satürn gezegeni, bu bir. İkincisi biz Akrep burcuyuz ülke olarak. Yani bizim ülkemizin burcu Akrep. Akrep her zaman krizleri fırsata çevirmeyi bilir. Ve krizlerden yeniden doğmayı, küllerinden yeniden doğmayı bilir her şeyden önce. Ya burçlar bize, Türkiye'nin burcu bize pozitif göstergeler veriyor. Evet, yani ben dünyanın çalkalandığı kadar ya da köşeye sıkıştığı kadar Türkiye bunlardan hep böyle bir şekilde kar elde ederek ya da krizi fırsatlara çevirerek yükseleceğini ve güçleneceğini görüyorum açıkçası. Ama bu asıl güçlenme 2020'nin sonu itibariyle Aralık'tan sonra başlayacak bir 2 senelik süreç bu. Bu yüzden önemli. Ama dünya çerçevesinde ne bekliyorsun diye sorarsanız eğer, söyleyeyim 2 sene içerisinde Satürn kova, ayaklanmalar, grevler, insanların otoritelere isyanları, bir grup insan yeni teknolojiyi kabul etmeyecek, teknolojiyle insan arasında çatışma başlayacak. Ondan sonra birçok ülkede. Şu anda başladı zaten. Evet. 5G ile alakalı başladı. Evet, Satürn işte Mart ayında girdi Kova'ya.
Yani Mart'tan sonra başladı zaten bunlar. Çok beklediğimiz ve söylediğimiz şeylerdi bunlar. Ve bunlar yavaş yavaş daha da büyüyecek olan meseleler aslında. Hani bu 5G hiçbir şey. Hani artık işin içerisine çip girecek, o girecek vesaire vesaire. Yani bir sürü hikaye var aslında. Bunun dışında dünya üzerinde otoritesi olan, işte ülkeyi yöneten kişilerin artık dünya üzerindeki yöneticilerin isim değiştirmeye başlayacağı bir sene bekliyor bize. O alıştığımız o isimleri, ondan sonra ülkenin başındaki isimleri görmeyeceğiz aslında. Amerika gibi mi mesela? Evet, mesela Amerika gibi. Ve zaten bu sene Amerika'nın kendi doğum haritası çok zor etkiler alıyor. Ve Amerika'nın bu sene toprak kaybedeceği, yine söylüyorum bunu ama bu toprak illa bir savaşla olmak zorunda değil. Sonuçta 1000 tane eyaletten oluşuyor. Eyaletler kendi bağımsızlıklarını ilan ettiği anda zaten Amerika toprak kaybetmiş oluyor, olmuş olacak. Eyaletlerin bağımsızlıklarını ilan etmesi teker teker, Amerika'nın gücünü kaybetmesi, tekerliğini kaybetmesi ve daha enteresan bir şey söyleyeyim size. Güç batıdan doğuya doğru kaymaya başlıyor bu sene. Ekonomik düzen, güç, teknolojik güç batıdan doğuya doğru kaymaya başlıyor. Önümüzdeki 2 sene içerisinde 3 tane ülke güçlenecek. Bunlardan biri Çin. Çin haritası çok güçlü. Bir diğeri Rusya, bir diğeri Türkiye. Bu 3 tane ülke önümüzdeki 2-2,5 sene içerisinde dünya sahnesinde güçlenecek olan ülke olarak karşımıza çıkıyor. Çok ama önemli. Dediğim gibi Amerika'nın ondan sonra çok ciddi bir şekilde güç kaybettiği ve toprak kaybedeceği, ekonomik anlamda çok zorluk çekeceği bir sene. Ki bunu daha geçtiğimiz senelerde söyledim. Çok önemli başlıklar verdin bize. İlerleyen programlarda yeniden görüşmek üzere diyeyim. En azından şu 5 Mayıs ve 21 Haziran beni oldukça heyecanlandırdı. Özellikle o tarihlere şimdi daha da odaklıyım. Çok teşekkür ediyoruz Dinçer yayınımıza katıldığınız için. Teşekkür ederim. Ben çok iyi bakın, iyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere.